Herkese yeniden merhaba, ben Nazire Yenisey. Bugün sizlerle birlikte Beko markasına ait SD2971 modeli dikey süpürgeyi inceleyeceğiz. Dikey süpürge diyorum ama bu süpürge hem dikey hem de el süpürgesi olarak kullanılabiliyor. Ve bence bu özelliği gerçekten çok güzel. Ayrıca böyle ışıklı mışıklı güzel bir tasarıma da sahip. Gelin lafı hiç uzatmadan ürünümüzü incelemeye başlayalım ama her şeyden önce hemen aşağı inip tek tıkla abone olmayı unutmayın. Abone olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Kadraja tam sığmasa da kutu boyutunu bu şekilde görebilirsiniz. Ürünün görseline ve en belirgin özelliklerine bu şekilde yer verilmiş. Kutu çok büyük olduğu için ben hemen açıyorum. Ben tabii ki size daha iyi bilgi verebilmek için süpürgeyi açtım, biraz deneyimledim. Ayrıca sizle birlikte de tekrar deneyimleyeceğiz zaten. Videonun sonunda da deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Evet, kutumuzun içerisinden ilk olarak süpürgemiz çıkıyor. Biraz yansımalar yapıyor parlak yüzey olduğu için, o yüzden kusura bakmayın. Şuradaki haznesi vesaire ayrı olarak geliyor ama ben tabii ki kullanabilmek için hepsini monte ettim. Sonuçta bu şekilde katlanır durumda. Şöyle de görebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde saklayabiliyorsunuz süpürgenizi. Dilerseniz bu şekilde pat diye açılıyor zaten. Gayet kolay bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Zaten bunların hepsinin detayını göstereceğim birazdan. Şimdilik şöyle yanında dursun. Zaten ayakta da durabiliyor tek başına gördüğünüz gibi. Dar alanlarda daha rahat kullanabilmeniz için böyle bir aparat çıkıyor içerisinden. Şöyle uç kısmında fırçası bulunuyor. Başlığı bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. İsterseniz fırça başlığını da takabiliyorsunuz. Yani küçük ama iki farklı fonksiyonu bulunuyor. Süpürgemiz bu şekilde ayakta durabiliyor ama dilerseniz duvarda monte edebiliyorsunuz. Monte edebileceğiniz bir standa bulunmuyor aslında ama şöyle duvara monte edebileceğiniz aparatları bulunuyor. Hemen buraya yerleştirebiliyorsunuz isterseniz. Şu an elimde yok ama içerisinden bir tane de adaptörlü şarj aleti çıkıyor. Rahatlıkla normal telefon şarj edermiş gibi süpürgenizi şarj edebiliyorsunuz. Ve son olarak da bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Başta da söylediğim gibi süpürgeyi isterseniz dikey olarak, isterseniz el süpürgesi olarak kullanabiliyorsunuz. Şuradaki düğmesine basarak böyle kaldırdığınızda şu şekilde el süpürgesi haline gelebiliyor ve bu şekilde de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Mesela şu küçük aparatını bunun ucuna takıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Süpürgenin üzerinde bulunan şu düğme sayesinde de buradaki hazneyi çıkartabiliyoruz. Hemen onu da yapalım. Gördüğünüz gibi bastığınızda çok rahat bir şekilde haznesini de çıkartabiliyorsunuz. Maksimum kapasiteyi de bu şekilde göstermişler bize. Süpürgemiz küçük bir hazne kapasitesine sahip ama yeterli olacaktır. Sonuçta bununla günlük temizliğinizi yapacaksınız. Dip temel girmeyeceksiniz diye düşünüyorum. Öyle yapsanız dahi rahatlıkla kullanıp daha sık bir şekilde hazneyi boşaltmanız gerekiyor. Hazneyi boşaltmak için de şöyle çıkartabiliyorsunuz. Sonrasında da rahatlıkla bu hazneyi boşaltabilirsiniz. Ben daha önce kullandım ama sizler için yıkadım tekrardan. Yani hazne kısmını rahatlıkla elinizde yıkayabilirsiniz. Normal günlük temizlikte sürekli yıkamanıza da gerek yok zaten. Boşaltmanız şöyle yeterli oluyor. Ara ara yıkamanıza da fayda var tabii ki. Daha sonra bunu böyle yerleştirdikten sonra da şu şekilde filtrelerimiz çıkıyor. Bu filtreyi de belli aralıklarla tabii ki temizlemeniz gerekiyor. Her zaman sadece boşaltmak yeterli olmayacaktır. Başka bir süpürgeniz bulunuyorsa süpürge yardımıyla çekerek filtreyi temizleyebilirsiniz. Filtrede görmüş olduğunuz gibi gayet rahat bir şekilde takıp çıkartılabiliyor. Şöyle kilitli ve açık konumda olduğunu burada bize gösteriyor zaten. Şöyle çevirdiğimizde tamamen kilitlenmiş oluyor. Hemen hızlıca şöyle haznemizi yerine oturtuyorum. Gayet rahat bir şekilde oturuyor. Dilerseniz dediğim gibi bu şekilde, dilerseniz de dikey olarak, süpürge olarak kullanabilirsiniz. Temel çalışma mantığı da şu şekilde. Bazı süpürgeleri basarsınız, çalışmaya başlar, tekrar basarsınız, durur. Bazılarını basılı tutmanız gerekiyordur. Bu ilk söylediğim gibi bir kere basıyorsunuz. Bu şekilde çalışmaya başlıyor. Tekrar bastığınızda duruyor. İki seviyeli olarak emiş hızını ayarlayabiliyorsunuz. Süpürgenin hafızası bulunmuyor. Yani siz düşük moda alsanız da kapatıp tekrar açtığınızda yüksek modda çalıştırmaya başlamış oluyorsunuz. Dilerseniz tekrar ayarını yaparak düşürebilirsiniz seviyesini. Şimdi bunu da tekrar buraya oturtuyorum. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde oturdu. Turbo başlığına bakacak olursak şuradaki düğmeye basarak dilersek başlığı çıkartıp ayrı temizleyebiliyoruz. Ayrıca turbo başlığın alt kısmına baktığımızda da şöyle şurada bir çentiği bulunuyor. Bunu böyle kaldırdığımızda rahatlıkla şuradaki süpürgeyi çıkartabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki hangi süpürgeyi kullanırsak kullanalım bu fırçaya saçlar dolanıyor. O yüzden bu fırçayı çıkartarak temizleyebilmemiz de gayet güzel olmuş bence. Çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi çıkartıp takabiliyoruz. Şimdi tekrar yerine oturtuyorum ve oturdu. Şunu da kapattım mı kilitlenmiş oldu. Yine burada küçük tekerler bulunuyor. Bunları da arada temizlemek lazım. Saçlar bunları da dolanabiliyor çünkü. Burada da görmüş olduğunuz gibi 2 tane büyük tekeri bulunuyor. Rahat hareket edebilmesi için. Ve genel olarak turbo başlığımız bu şekilde. Süpürgenin baş kısmına geldiğimizde ürün biraz büyük olduğu için böyle parça parça incelemek durumunda kaldım. Buradaki düğme görmüş olduğunuz gibi açma kapama tuşu zaten. Buradan da seviyesini ayarlayabiliyoruz. Hemen hatta deneyelim. Bu arada ben denerken zaten ne kadar sesli çalıştığını siz de görüyorsunuz zaten. Duyuyorsunuz daha doğrusu. Yani çok rahatsız edici bir ses değil bence ama süpürge çalıştırdığında hissettiriyor. Yani sessiz olarak da çalışmıyor bence. Hemen... Görmüş olduğunuz gibi seviyesini düşürdüm. O şekilde kapattım. Şimdi tekrar açıyorum. Ve tekrar açtığımda yüksek modda çalışmaya başladı tekrardan. Yani hafızası bulunmuyor. Seviyesini her seferinde kendiniz ayarlamanız gerekiyor ki zaten 2 seviyesi var. Süpürgenin şarj girişi de burada bulunuyor. Eğer süpürgeyi kıvırmak isterseniz o zaman şöyle oklara doğru çeviriyoruz. Bıraktığımızda kilitleniyor. Bu şekilde rahatlıkla kıvırabiliyorsunuz. Böylelikle süpürgeyi depolarken daha az yer kaplamasını sağlayabiliyoruz. Şimdi tekrar açmak istiyorum. Bu sefer hiçbir yere basmamıza gerek yok. Hemen şöyle yerine oturttuğumuz anda gayet güzel bir şekilde kilitlenmiş oluyor. Süpürgeyi direkt bu şekilde alıp şarja takabilirsiniz. Eğer süpürgeyi uzun süre kullanmayacaksınız, atıyorum tatile gittiniz, yazlığa gittiniz vesaire, pil içerisinde kalması, yani 3 ay 4 aydan bahsediyorum. O şekilde kullanmayacaksanız o zaman burada bulunan bataryasını yerinden çıkartabilirsiniz. Yine bataryayı da gayet rahat bir şekilde şuradaki çentiğini iktirerek yerinden çıkartabiliyorsunuz. Süpürgemiz bu şekilde açık konumdayken 1 metre 22 santim uzunluğu bulunuyor. Süpürgeyi kullanırken bu boy gayet ideal bence. Yani gayet ergonomik bir şekilde kullanımı bizlere sunuyor. Ayrıca süpürgemiz 27 santim genişliğe ve 22 santim de yüksekliğe sahip. Ağırlığı da 2,85 kilo. Yani ağırlığın büyük çoğunluğu yerde olduğu için bu kiloyu siz pek fazla hissetmiyorsunuz. Buradaki tekerler sayesinde ağırlığın büyük bir kısmı zaten yerde oluyor. Siz sadece ileri geri hareketlerinizi yapıyorsunuz ve süpürgeniz kullanıyorsunuz. Süpürgenin bence en güzel detaylarından bir tanesi ön kısmında turbo başlığında bulunan led ışıkları. Şimdi hemen onları da size göstereceğim. Şimdi ışığı biraz kıstım. Led aydınlatmalarını bu şekilde daha iyi görebiliriz diye başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi led aydınlatmaları gayet yeterli. Yani süpürdüğünüz alanı çok net bir şekilde ışıkları sayesinde görebiliyoruz. Süpürgeyi eğer düşük modda çalıştırmak istersek aralıksız olarak 70 dakika çalıştırabiliyoruz. Bu gerçekten uzun bir süre bence. Eğer yüksek modda çalıştırmak istersek o zaman da aralıksız olarak 21 dakika çalıştırabiliyoruz. Evet, ikisinin arasında biraz fark var ama zaten sürekli olarak turbo modda, yüksek modda kullanacağımızı düşünmüyorum. Eğer çok kirli gördüğünüz, çok tozlu olduğunu gördüğünüz bir yer varsa veya işte yere bir şey döküldüyse o zaman yüksek modda çalıştırırsınız ama günlük temizlik için düşük modun gayet yeterli olacağını düşünüyorum. En azından ben tecrübe ettiğim kadarıyla düşük modda da gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Süpürgemizin şarjı tamamen bittikten sonra şarjı takıyoruz ve 4 saat, 6 saat kadar aralıksız şarj olmasını sağlıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Atıyorum yatmadan önce şarj takarsınız, sabah uyandığınızda şarjdan çıkartırsınız. Bu şekilde hiç zaman kaybetmeden aralıksız bir şekilde süpürgeyi kullanabilirsiniz. Gelin süpürgeyi sizlerle birlikte bir daha bir deneyimleyelim. Bakalım performansı nasılmış sizler de görün. Pirinçli bulgurlu bir karışımı yere döktüm. Bakalım performansı nasıl olacak? Görmüş olduğunuz gibi her şeyi hiç etrafa saçmadan hızlı bir şekilde temizledi. içeride nasıl çalıştığını gördünüz. Valla ben performansını gerçekten çok beğendim. Yani hem sert zeminde hem halı yüzeylerde gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sadece kilimde çalışırken düşük moda alsam bile bazen takılabiliyor. Yani kilimi çekmeye, çekiştirmeye başlayabiliyor. Bir de özellikle halıların böyle püskülleri vesaire varsa onları da yine çekebiliyor içerisine. O tarz şeylerde biraz dikkat etmek lazım, düzeltmek lazım. Halıların püskülsüz olması tabii ki de daha rahat olacaktır kullanım açısından. Onun dışında el süpürgesi olarak kullanabildiğimiz için koltukların üzerine, yatağın üzerine vesaire de gayet güzel bir şekilde, rahat bir şekilde temizleyebiliyoruz. Hatta masanın üstündeki kırıkları bile rahatlıkla temizleyebiliyor bence. Yani bu süpürgeyi aldıktan sonra gerçekten eliniz ayağınız haline gelecek. Her yeri bununla rahatlıkla süpürebilirsiniz. Eğer evinizde evcil hayvan besliyorsanız içerisinde bulunan HEPA filtre sayesinde bütün alerjenleri, tüyleri vesaire rahatlıkla temizleyebiliyor. Bu konuda da gayet içiniz rahat edebilir. Yani rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu süpürgeyi gerçekten çok beğendim. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Eğer böyle bir süpürgeye ihtiyacınız varsa ve uzun süre kullanmak istiyorum, yani zırt pırt bozulmasın diyorsanız Beko güvencesinde süpürgeyi satın alabilirsiniz. Detaylı olarak teknik özelliklerine de bakabilirsiniz ki zaten çoğundan ben bahsettim. Yine kafanıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum ve elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz hemen aşağı inip tek tıkla beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.